Ben de sizin gibi arayış içindeyim. Ben de olamamış, bilememiş, bulamamış adamlardan biriyim. Benim de letaiflerim henüz alem-i emre yükselmedi. Benim de henüz bir urucum yok. Ben de henüz gidip de dönenlerden değilim. Hatta yola bile çıkabilmiş değilim. Derler ki insan sohbet ederken evvela kendine söylemiyorsa o sohbetin başkasına da tesiri olmaz, faydası olmaz. Mesnevi Şerif'te geçen pek güzel bir mevzu. Bir masal diyebilirim. Üç balığın üzerinden Hazreti Mevlana bizi bir şeyden haberdar ediyor. Diyeceksiniz bize masal mı anlatacaksın Serdar Bey? Kendime de masal anlatacağım. Çünkü zahirde yaşlı, büyük falan olabiliriz biz de mananın çocuğu bile olamadık henüz. Ah, çamurlu dünya gölünden akıllı kişi sonsuz ahiret denizine kaçardı. Ne oldu? Hani çocuklara anlatılan bir masaldı, döndü bizim hakikatten haber vermeye başladı. Öyle zatlar vardır ki bir tek secdesine bütün namazlar feda edilir. Yani varıp efendim bir secdenizi bana verin de ben bütün namazlarımı size vereyim. Eskiden bütün evlerde vardı ya. Dolmuşlara bile asıyorlardı. Dolmuşlarda görürdüm. Bugün Allah için ne yaptı? Sana doğru budur, yanlış budur diye haber veren bir haberci gelmedi. Geldi aleyhissalatü vesselam. İşte niye o haberci gelmedi mi falan denildiği vakit kalacakmış ve diyecekmiş ki bir fırsat daha olsa. Ben bir daha bir gidebilsem dünyaya, bana bir ömür daha verseler ben o zaman yapacağım, biliyorum. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler, erenlere gönül verenleri sevenler. Hiçbirini yapamamışsa onlara laf ettirmemek suretiyle teselli bulabilenler. Hoş geldiniz. Size güzel bir masal anlatayım. Yani çocuklar gibi. Serdar Bey çocukların dinleyeceği masalı bize mi anlatıyor? Evet, çocukların dinleyeceği masalı size anlatıyorum. Hatta sadece size değil, dönüp kendime de anlatıyorum. Çünkü derler ki insan sohbet ederken evvela kendine söylemiyorsa o sohbetin başkasına da tesiri olmaz, faydası olmaz. Yani gittin bir yerde oturdun, konuşuyorsun, bir mevzuyu anlatıyorsun, insanlara bir hakikatten haber veriyorsun. Orada hayalen nefsini karşına alıp her cümlenin öncesinde ey nefsim diye bir yutkunacaksın, bunu zahiren söylemeyeceksin. Namaz kılmak lazım, ey nefsim. Ahlaklı bir insan olmak lazım, ey nefsim. Yani İnsanlara söylediğin şey evvela kendine. Böyle olursa diyor başkasına da faydası olur. Böyle olmazsa sana faydası olmayan başkasına nasıl tesir etsin ki? Zaten biraz burada bu vardır. İnsan dert ettiği şeyi söylediği vakit karşıdakine tesir geçer. Bir şarkıyı söylerken bile ciğeri sızlayarak o şarkıyı kendisine söyleyenle birisinden duyup albüme okuyan başkasına söyleyenin aynı şarkı bile olsa söylediği şeyin dinleyen muhatap üzerindeki tesiri farklılaşır. Önce kendine. Bir de o büyük ölçü. Eller yakşı, men yaman, eller buğday, ben saman. Hani ben çok iyiyim de bak bunları hallettim, geldim. Ey insanlar, size de bu mevzulardan haber veriyorum. Edasıyla değil. Tam tersi, ben de sizin gibi arayış içindeyim. Ben de olamamış, bilememiş, bulamamış adamlardan biriyim. Benim de letaiflerim henüz alem-i emre yükselmedi. Benim de henüz bir urucum yok. Ben de henüz gidip de dönenlerden değilim. Hatta yola bile çıkabilmiş değilim. Ya eyyetühen nefsul mutmainne ayeti cellesi hatiften bana nida olunmadı. Bu ifadeye muhatap olmadım. Dolayısıyla kul olmak, insan olmak, bütün bunların maalesef ki, ah ki, esefa ki uzağındayım. Bunları yutkunarak, kendine susarak dönüp insanlara söylerse, konuştuğu insanların ayaklarının altına başını koyarak söylerse, o tonda ifade ederse o zaman diyorlar bir faydası olur. Şimdi masal dedim, niye diyeceksiniz, bize masal mı anlatacaksın Serdar Bey? Kendime de masal anlatacağım. Çünkü zahirde yaşlı, büyük falan olabiliriz biz de mananın çocuğu bile olamadık henüz. Büyükler ölçüyü şöyle koymuşlar, yaşı geçkin, aklı başında bir insan gelip bir yerde oyun oynayan çocukların haline baksa, o çocuklar hani oynarken ne yaparlar? Araba senindi, benim ya, benim lan falan kavga ederler. Gerçek zannederler. Değil mi? Evcilik onlarda gerçek gibidir. İnsan bakar güler onlarına. Ya bu çocuklar da ne acayip falan diye güler. Garipsen. İrfan ehli avamın haline bakınca aynı bizim o çocukları seyrettiğimiz gibi bizi seyredermiş. Avam öyle görürmüş. Bizim de hani o koşturup durduğumuz şeyler var ya,
Dolar bu kadar oldu. Evin borcunu hala bitiremedim. Eyvah şöyle de bir mesele var. Şu arabayı nasıl alacağım? Hala bir yazlığım yok. Nasıl evleneceğim İmran? Nasıl evleneceğim? Yani bizim bu dert zannettiğimiz şeylere bakınca bize bakar değil mi? Bunlar çocuk mu böyle evcilik oynuyorlar? Hatta diğerinden daha garip. Çocuk evciliği gerçek zannetmezse yanlış bir şey yapmış olur. Ama büyük gerçeği yaşadığından ibaret zannederse çocukluk etmiş olur. Fiyakalı bir laf ettim lan. Ben arada böyle fiyakalı laf edince falan onu da akla getirme. Sohbetin bir edebi de buymuş. Anlatırsın güzel güzel, keyifli keyifli, tatlı tatlı. Bir yere gelirsin içinden şöyle bir ses gel. Ne konuştum ben? Bak bakayım ondan sonra konuşabiliyor musun? Öyle değil. Söyleten o. Bir de her mesele, azıcık dertleşelim ya. Her meselede böyle bakmak lazımmış. Düşünün şimdi bir iş var. Allah rızası için halledilecek bir iş. Ve o işi halletmek o vesile oldu, öbürü bahane oldu, size nasip oldu. O işi hallettiniz. İnsan, ben nasıl çözdüm bu işi demeyecek. İçinden bile böyle tevazu şeyi içerisinde hallettik ben falan demeyecek. Tam tersi şöyle düşünecek. Diyecek ki kalbinden, ya Rabbi sen bu işi dilediğinin eliyle çözerdin ama kulunu buna layık gördün. Bütün muhtaçlığıma rağmen bu işi benim elimle çözdün. Ben bunun mahcubiyeti içindeyim. Aman ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Benim buna liyakatim yok Allah'ım diyecek ve mahcup olacak. Bırakın ben şunu hallettim diye yürüyüşünün değişmesini. Tam tersi eyvah eyvah bir başkasına nasip olacakken Allah-u Teala'nın bana bu nimeti lütfedişinin hakkını ben nasıl vereceğim diye mahcup olacak. O zaman olurmuş. Bu işler incenin incesi işler. İşi bilenlere şunu da söyleyelim. Bir insan bu meselelerden bahsediyorsa o insanın bu meseleleri bildiği değil, bilakis bu meseleleri hiç bilmediği manasına gelir. Çünkü bunları bilenler konuşmazlar, yaparlar. Arz edebiliyor muyum? Döndük geriye. Mesnevi Şerif'te geçen çok güzel bir hadise. Şimdi ben Emirhan'cığım şöyle yapsam yavrum. Değil mi? İşi çözülüyoruz değil mi? Çünkü ben bunu tutarken oğlum aklım buraya gidiyor. Halbuki ben mevzuyu anlatırken kalbimle baş başa olmam lazım ki mevzu gitsin. Ne olur bana kızarlar mı? Gömleğin başta açıktı sonra kapattı filan diye. Videonun sonuna doğru birisi açsa bu kısmı seyretmese mesela diyecek demezler ya. İşte derler diye onların hakkında suizan etmeyeyim. Ya hayı bağrı açmış konuşuyor arkadaş. Değil babacığım aslında normali açık da işte bak bundan dolayı bu neyse. Mesnevi Şerif'te geçen pek güzel bir mevzu. Bir masal diyebilirim. Bir fabl. Üç balığın üzerinden Hazreti Mevlana bizi bir şeyden haberdar ediyor. Diyor ki bir gölde üç balık vardı. Beraber yüzüyorlar. O sırada adamlar geldi gölün kenarına. Kayıklarını sürüyorlar. Birileri de ağları getirmeye gittiler. O üç balıktan bir tanesi dedi ki ah bunlar avcı. Bunlar şimdi gelecek, bizi yakalayacaklar. Ağları getirmeye giden adamlar gelmeden önce ben şu gölden kendimi bir kurtarayım, aşağı doğru gideyim, açık denize bir kendimi atayım. Niye? Adamlar ağları getirene kadar o balık gitmeye başlamış. Giderken bir ara aklına şu gelmiş. Acaba dönüp bir arkadaşlarımla da istişare etsem mi ki? Onları da çağırsam mı? Böyle bir aklından geçmiş. Sonra demiş ki ya bunlar şimdi söz dinlemezler, anlamazlar, canlarının derdine düşerler, boğazlarının derdine düşerler, iki daha bir şey yiyeceğiz derler. Kendileri gelmedikleri gibi beni de yolumdan koyarlar. Şimdi bunun burasında Hazreti Mevlana, şimdi istişare önemli değil mi? Ne kadar bilirsem bilene danış, danışan dağları aşar mı aşar demişler. İstişare miyim? Hazreti Pir diyor ki danışacaksan bir diri ile danış ki seni de dirilsin. Ama böyle bir diri nerede? Şimdi istişarede ehil olanla istişare etmek sünnet. İstişare etmek sünnet kabul ama işi bilenle. Şimdi kamerayla alakalı halledilmesi gereken bir hususu Emirhan'la değil de çay işiyle uğraşan arkadaşla istişare edersem yanlış bir şey yapmış olurum. Bir ölüyle istişare etmiş olurum. Yahut ekonomiyle alakalı bir mevzu aşçıyla oturup istişare edersem yine yanlış bir şey yapmış olurum. Yahut
konuştuğum meseleyi bilmeyen biriyle istişare edersem gene yanlış bir şey yapmış olurum. Ya da konuştuğumuz, istişare ettiğimiz meselenin doğrusuna dair farklı kanaati olan ancak benden bir menfaati olması sebebiyle benim istediğim cevabı verme ihtimali olan biriyle istişare edersem gene yanlış bir şey yapmış olur. Menfaatine rağmen doğruyu ortaya koyabilecek kişiyle istişare. Azar işitme pahasına doğruyu söyleyebilir. Çok insan buradan çok şey kaybeder biliyor musunuz? Siz de kaybetmişsinizdir, ben de kaybetmişimdir. Doğru meseleleri yanlış kişiyle istişare ettiğimiz için yanlışa düşeriz. Hatta hiç yapmayacağımız yanlışlar yaparız. Geçenlerde bir tweet attım. Bir akılsızın bir akıllıyım zannedene verdiği zararı 40 deli bir araya gelse bir deliye veremez. Atabiliyor muyum? Akıllı insan akıllıyla istişare. Neyse bahsimiz istişare değil. Balık, baba bizim akıllı balık demiş. Lan, avcılar geliyor ağı da getiriyorlar. Ben şuradan topuklayayım. Gitmiş, denize ulaşmış, zarardan emin olmuş. Çok zahmetler çekti diyor Hazreti Mevlana. Fakat sonunda selamet denizine kavuştu. Nitekim akıllı kişi de böyledir. Şimdi hani masal anlatıyoruz ya çocuklara. 3 tane balık var çocuklar. Avcıların geldiğini görünce birisi lan ben kaçayım demiş, kaçmış. Şimdi Hazreti Mevlana biz çocuklara bir şey söylüyor. Akıllı kişi nefsin ve şeytanın tuzaklarından kaçar. Ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun tembellik etmez. Mesnevi Şerif'te bu hadiseyi anlatırken Hazreti Pir diyor ki o balığın gölden denize gidişini anlatırken karnını ayak yaptı diyor. Karnın öyle hızlı gidiyor. Can bu. Kolay mı? Ah çamurlu dünya gölünden akıllı kişi sonsuz ahiret denizine kaçar diyor. Ne oldu? Hani çocuklara anlatılan bir masaldı. Döndü bizim hakikatten haber vermeye başladı. Görmeyi bilene her şey ondan bir haber verir. İşitmeyi bilene her şey ondan bir şey söyler. Tabildim mi? Yeter ki insan orada olsun. Şimdi peki öbür iki balık ne yaptı? Balıkçılar ağı getirdiler. Balıklardan bir tanesi dedi ki, eyvah, sonra ağzının tadı kaçtı diyor Hazreti bir balığın. Ben nasıl oldu da ya o deminki akıllı arkadaş giderken onun peşi sıra çıkıp gitmedim? Ayet-i Celle Kur'an-ı Kerim'de ahirette cehennem azabına düçar olduğu vakit bazı insanların şöyle nida edeceğini haber veriyor. Ya veylete leyteni lemettehiz fulanen halila. Keşke falanca kişiyi kendime arkadaş etseydim, dost etseydim. Şimdi Sefer Efendi Hazretleri öyle dermiş. Allah derecatını âli eylesin. Kişi refikinden azar evladım. İnsan arkadaşından azar. İyi manada da kötü manada da. Yani kötü manada arkadaşın nefsinin peşinde koşan, şeytanın ivasına ram olmuş, Allah'ın emirlerinden uzakta filan biri ise onunla arkadaşlık ede. Ya kişi arkadaşının dini üzeredir diyor hadis-i şerifte. Sen de bir şekilde onun rengine boyanırsın, sen de ona benzersin. Ama tam aksi istikametteyse sen de onun haliyle hallenirsin, ona benzemeye başlarsın. Herhangi bir arkadaşlıkta bile bu böyleyken insanın bir Allah dostunu, onlarla arkadaş olunmaz. Onun için diyoruz. Erenlere arkadaş olanlar diyor muyuz hiç? Demiyoruz. Çünkü o da erendir. Sevenler, sevenleri sevenler filan derken derdimiz bu. Öyle birini dost tutsa kendine, öyle birine dost olma derdine düşse, düşünün ki Allah-u Teala ona neler 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 ikram etme. Hazreti Mevlana, söyleyeceğim. Bazılarına giren gelecek ama söyleyeceğim. Diyor ki Allah ehliyle bir anlık sohbet 80 yıllık nafile ibadetten üstündür. Allah ehliyle 3 adım yol yürümek 80 yıllık nafile ibadetten evladır. Nasıl olur? Olur mu? Bir tarafta ibadet öpüp bir tarafta kendisini terk edip Allah'la arasındaki perdeleri kaldırmış birisiyle beraber senin iraden olmadan onun muradı doğrultusunda iki kelam etmek var ki orada sen yoksundur. Seni var eden var olur. Öbür tarafta 80 yıl kendinle beraber yaptığın ibadet var. Sen varsın ibadetin içinde. Öyle derler. Amelin çokluğu değil, keyfiyeti önemlidir. Hakikatte bir amel çok bile olsa, amel sahibi kendi nefsini aradan kaldıramamışsa, çok gözüken amel hakikatte az bir şeydir. Ama hakikatte az bile gözükse amel, amel sahibi nefsini aradan kaldırmışsa o çok bir ameldir. Ya bu şu demek, öyle zatlar vardır ki bir tek secdesine bütün namazlar feda edilir. Yani varıp, efendim bir secdenizi bana verin de ben bütün namazlarımı size vereyim. Böyle bir alışveriş olur mu? Bilmem. Sadece bizim namazlarımızın onların secdesine nispetle bir ehemmiyet olmadığını izhar için söylüyorum. Başka türlü değil. Neyse ayrı bahis.
Yarım akıllı balık demiş ki ağı görünce, o da ağı görünce aklı başına geliyor. Lan demiş, o arkadaş gitti akıllı arka, ben niye onun peşinden gitmedim falan filan diye dövünmüş. Ama demiş, dur şimdi demiş, dövünmenin zamanı değil. Adam gitti, giden gitti. Ağ da geliyor, hapı da yuttuk, bir dönmüş öbür arkadaşına bak. Öbür arkadaş da kendi halinde gölde oraya gidiyor, buraya gidiyor, şarkı söylüyor filan, ne yapıyoruz artık? Ne yapayım? Aklına bir çare gel. Ölü taklidi yapayım demiş. Böyle suyun üstüne çıkarmış kendisini, karnını da yukarı kaldırmış. Nasıl ölü taklidi yapmış Serdar Bey? Bilmiyorum şimdi benim de aklıma acaba nasıl yaptı diye, nefesini mi tuttu artık, ne yaptı? Balık beyaz karnı suyun üstüne gelmiş. Duruyor öyle. Balıkçılar bakmış, ulan öyle balık filan. Tüh, bir tanesi üzülmüş hatta. Ya, çok da iriymiş, pek de güzelmiş, lezzetlidir. Hatta şöyle bir eline alıp bakmış, böyle tekrar bırakmış göle. Göle bırakınca balıkçılar diğer tarafa dönünce fırsattan istifade edecek pıt 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 atlamış denize doğru gitmeye başlamış. İşte Hazreti Mevlana bu yarım akıllı balığı da şöyle diyor. Kendimi diyor ölmüş göstererek suya bırakıvereyim. Ölümden önce ölmek azaptan emin olmaktır. Şimdi bu ölümden önce ölmek azaptan emin olmaktır deyince aklımıza ne geldi? Mutu kable entemut. Ölmeden evvel ölünüz. Fehvas. İnsan ölmeden evvel ölecek. Ya da hasibu enfusakum kable entuhasibu. Hesaba çekilmezden evvel nefislerinizi hesaba çekiniz. İlki hadis-i şerif, ikincisi Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin sözü diye hatırlıyorum. Yanlışlık olabilir, meraklısı bakıversin. Ama ikisi de hakikat. Ölmeden evvel öl, hesaba çekilmezden önce nefsine hesaba çek. Musa Efendi Hazretleri elinde tesbih böyle estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Çok yavaş yavaş söylemiş. Estağfurullahlar. Yani bizde şey başka bir estağfurullah, saf 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 saf. Bizde böyle. Bir dikkatini çeken sormuş Nazlısı. Efendim niye öyle? Diyor ki Hazret, o estağfurullah Allah'ım beni bağışla demek malum. Düşünüyorum diyor o sıra. Sabah komşuma selam vermedim. Estağfurullah. Filancanın kalbini kır. Estağfurullah. Filan yapmam gerekeni tam yap. Estağfurullah. Bak bu da işte büyüklerin halleri. Onların hali de böyle. Estağfurullah el-Azim. İşte hesaba çekilmeden evvel hesaba çekmek biraz bu demek. Başını yastığa koydun. Akşam gittin. Elinde telefon. Tabii o olmayınca olmaz. Twitter'a baktın yarım saat. Instagram'a baktın yarım saat. TikTok'a baktın öbür yarım saat. Facebook'a baktın bir yarım saat daha. Hiç uykum gelmiyor arkadaş. Acaba neden? Geçen bir sevdiğim baktım uyuyamamış elinde telefon, dedim ki uyku tutmadığı için mi telefonla meşgulsun? Telefonla meşgul olduğun için mi seni uyku tutmuyor diye sordum. Genelde biz şöyle zannediyoruz, uyku tutmadığı için telefonla meşgul. Halbuki telefonla meşgul olduğun için seni uyku tutmuyor. Tabii mi? Bırak bakayım nasıl uyuyorsun, ne kadar güzel uyuyorsun. Şimdi bunu yap, tamam yap yani. Bu da böyle bir çağ kardeşim, ne yapayım olmayınca olmuyor. Yaptın ama telefonu bıraktın ya, böyle bir dön sağ tarafa, başını yastığa koydun. Yaşadığın günü bir gözünün önüne getir. Sabah kalktım böyle hayalen gözünün önüne gittim. Sabah kalktım. Ulan ev halkına hayırlı sabahlar dilemedim. Estağfurullah. İşte yola çıktım. Falancaya merhaba. Estağfurullah. Filanın işini halledebilirdim ama tembellik. Estağfurullah. Böyle günün muhasebesi. Çeteleyi tutuyorsun. Diyorsun ki böyle böyle böyle. Hani bir yazı vardı. Bugün Allah rızası için ne yaptın? Hala var mı evlerde o yazı? Eskiden bütün evlerde vardı ya. Dolmuşlara bile asıyorlardı. Dolmuşlarda görürdüm. Bugün Allah için ne yaptın? Falan diye. Güzel. Geçen bir kamyon yazısından bahsettim. Nurettin Rençber'le karşılaştık. Havaalanında çok hoşuma gitti. Adam kamyonun arkasına yazmış. Sağdan git iktidar olursun. Garip bir herhalde o. o bir tarif ediyor. Gençliğimizde biz bir kamyoncuyu böyle temde arabadan indirip kamyondan indirip öpmüştük. Yani sarılmıştık adama öpmüştük. Arabayı durdurduk. Adam dedi, baba seni bir öpelim, sarılalım falan. Adam da şaşırdı. Gecenin bir yarısı 5 tane delikanlı bana niye sarılıyor? Kamyonun arkasındaki yazıdan sebepti. Şöyle yazıyordu. Beni dağda eşkıya soymadı. Mertlik batırdı. Mertlik? Bakma batırdı gibi gözükür de aslında batırmaz. Bir zaman bir Allah dostunun bir şiiri var hatırlatayım. Yarın derdi devadır. Derde muhtaç etme beni. Namertten ırak eyle. Merde muhtaç etme beni. Şöyle değil mi? Yarın derdi devadır, derde muhtaç etme beni. Namertten ırak eyle, merde muhtaç etme. Bir zaman evlerde yazardı işte, bugün Allah rızası için ne yaptın? Hani sürekli görmekle o artık şey haline gelir insanda. Nasıl diyelim,
bir refleks haline gelir. Böyle sıradanlaşır, görmez olursun bir zaman sonra. Şey gibi, deniz görüyor diye ev alırsın da 3 ay sonra perdeyi aralamadan oturursun içeride. Denize falan bakma. Onun gibi. Fakat o ibare hatırlatıyordu be. Bugün Allah için ne yaptı? İnsan başını yastığa koydu, günün muhasebesini yaptı. Dönüp şöyle bir düşünecek. Ben bugün Allah rızası için ne yaptım? Yani ivazsız, garazsız, herhangi bir menfaatim olmadan, safi, Allah rızası için, ihlasla benim bugün yaptığım bir şey var mı? Bunu devam ettirecek, devam ettirecek, devam ettirecek. Senelerce bunu devam ettirecek. Sonra kalp şöyle bir kıvama gelecek. Aynı adam başını yastığa koyacak ve soru değişecek bu defa. Soru şu. Bugün neyi Allah rızası için yapmadım? İlk başta gün içerisinde didik didik edip Allah için yapılmış bir amel buldum diye sevinen insan geldiği noktada aynı şekilde gününü santim santim, saniye saniye bölecek ve bir tek şeyi Allah için yapmadığını fark ettiği için oturup gözyaşı dökecek. Nasıl gözyaşı dökecek? Günahkarların gözyaşı döktüğü gibi dökecek. Arz edebiliyor muyum? Allah için yapılmadık bir şey kalmayacak hayatında. Ah ki varabilsek oralara. Ölmeden evvel ölünüz derken bizim ikinci yarım akıllı balığın yaptığı bu. Lan balık be. Üstelik de yarım akıllı. Neler yapıyor görüyor musunuz? Yapamadığımız neleri yapıyor yarım akıllı balık. İnsan diyor hayattayken ise nefsini böyle hesaba çekebilirse ahirette hesaba çekilmesi kolaylaşır diyor. Bir de bu işler acayip öyle kitaba şeye gelmiyor. Mesela tövbe ederken insan deseymiş ki ya Rabbi ben hani bu azalarımla günahlar işledim. Bu günahlara ben tövbe edebiliyorum ama bu tövbede sabit kadem kalmam da senin inayet ve ihsanınla olacak. Sen inayet edersen ben bu tövbenin arkasında durabilirim. İnayet eyle. Bir de Allah'ım bu azalara, bu azalarla işlediğim günahlar unuttur ne olursun. Şu yarımına şahitlik yapacak ya. Sen hesaba çekilmezden evvel hesaba çekilmenin hakkını verirsen, ölmeden evvel ölmenin hakkını verme derdine düşersen, Allah azalarınla işlediğin günahları azalarına bile unutturur. Meleklerine unutturur. Allah kadiri mutlak, afü, settar, örtü verir, unutturuverir. Sen hatırlarsın, eyvah elim şimdi şahitlik edecek ona derken, el ebe, ne oldu? Unutmuş. Unutturuverir. Unuttursun inşallah. Yarım akıllı balığı işte o atmışlar fakat o sırada kaçmış onların haberi olmadan. Geriye kaldı son balık. Allah bizi son balık olmaktan muhafaza eylesin. Amin ya Rabbi. O da öyle kendi halinde yiyor, içiyor falan filan. Balıkçı bak, demiş, balığı bulduk falan. Kaldırmışlar, atmışlar, çekmişler onu. Tekneye koymuşlar güzelce kovanın içinde. Eve götürmüşler, temizlemişler, tavaya atmışlar. Kızartırlarken diyormuş ki, aklı selim, sana bir haberci ve ikaz gelmedi mi diyormuş balığa. Ahmak balık, o işkenceyi, o sıkıntıyı çekince tavada kızarıyor cazır cazır. Düşün bir tanesi denizde, öbürü denizin yolunda, bu tavada. O kızarırken diyormuş ki, ah ah şu azaptan bir kurtulsam, şu sıkıntıdan bir kurtulsam, gölde gölcükte yurt tutmam, alır başımı uçsuz bucaksız Nur Denizi'ne var, selamet ararım, orada ebedi... İnsan da böyle olacakmış işte. Akılsız insan öldükten sonra ahiretteki azapla karşılaşınca, dünyadaki tembelliğine, gafletine, ahmaklığına aynı o tavada kızaran balık gibi yanacakmış ve diyecekmiş ki ah orada soracaklarmış sana bir haberci gelmedi. Sana doğru budur, yanlış budur diye haber veren bir haberci gelmedi. Geldi aleyhissalatü vesselam. Sonrasında Hatemül Enbiya olması itibariyle varisleri geldi. Dediler ki doğru var, yanlış var, cennet var, cehennem var, günah var, sevap var, akıllı ol, azap var. Geldi bu haberci. Bak geldi haberci, bunlar da haberci. Bembeyaz oluyor. Yavaş yavaş beyazlıyorlar falan. Onlar da diyor ki bak gidiyorsun yavaş yavaş diyor. Geldi. İşte niye o haberci gelmedi mi falan denildiği vakit kalacakmış ve diyecekmiş ki bir fırsat daha olsa. Ben bir daha bir gidebilsem dünyaya. Bana bir ömür daha verseler ben o zaman yapacağım biliyorum. Ne yapacak? Namazını kılacak, orucunu tutacak, zekatını verecek, kalp kırmayacak, fakir fukaranın hukukunu gözetecek, kul hakkı yemeyecek, adaletli olacak, incitmeyecek, incinmeyecek, Allah'a yaklaşmak için her fırsatı ganimet bilecek, sadıklarla beraber olacak, gecelerini gözyaşıyla mamur edecek. Yani Allah ve Resulünün istediği gibi bir hayat yaşayacak, bir daha dönebilse. Ama gel gör ki bir daha dönüş yok. Şimdi bir daha dönüşün olmadığını biliyoruz. Aynı zamanda mutlaka bir gün oraya gideceğimizi de biliyoruz.
akıllı balık burada, daha oraya varmadan buradayken geri sanki ikinci bir hayat verilmiş gibi hayatı yaşayana derler. İnşallah öyle olalım. Mevla, çok uzattım yine. Kaç dakika oldu lan? 25 dakika oldu. Bitirelim. Tabii. Mevla bizi inşallah şu kıssalardan hisse alabilen, o hisseleri de hayatına tatbik edebilen kimselerden eylesin. Bilmek yetmiyor. Anlamak da yetmiyor. Eylemek lazım. Bildiğini eylemek lazım. Orada bir yakin kesbetmek lazım. Vesselam. Olur inşallah. Güray Süngü, onun bir kitabıyla size Allah'a ısmarladık diyeyim. Güray Süngü, büyük adam, büyük bir romancı. Yani bunu benim takdir etmek haddim değil, hakkım değil ama yazdıklarını, üslubunu, söylediklerini bendeniz pek beğeniyorum. Ve hani bazı isimler vardır, kadri kıymeti yaşadıkları dönemde değil de sonraki nesillerce, ziyadece bilinir ya, onlardan birisi olacak diye Güray abi bir tahminim var, bir temennim var, bir tespitim var adına her ne diyecekseniz. İşte Güray Süngü'nün Köşe Başında Suret Bulan Tek Kişilik Aşk diye güzel bir kitabı, Ketebe'den çıkmış öykü, okunur. Emirhan, okudun mu sen bunu? Okumadın mı? Yok. İmran, aşk diyor. Aşkı mı bıraktı? Aşk seni bırakmıştır, aşk bırakılmaz. Aşk adamı bırakmazsa adam aşkı bırakamaz. Hadi şu sözle bitirelim İmrancığım. Diyor ki, bu sözü sen uyarla ama. Akıl adamı terk ederse o adama deli derlermiş. Adam aklı terk ederse o adama da meczup derlermiş. Şimdi bunu uyarla. Adam aşkı terk ederse o adama akılsız derler. Aşk adamı terk ederse o adama da nasipsiz derler. Oldu mu? Eyvallah. Allah'a emanet. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.